Konut bulmak artık sorun olmaktan çıktı değerli seyircilerimiz. Şimdi bir emlak firmasındayız. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Yalova Merkez'den sesleniyoruz ve Abu Dhabi Emlak Ofisi'ne konuk olduk. Yanımızda firmamızın sahipleri İbrahim Bey ve Mustafa Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhabalar. Merhabalar abi. Mustafa Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz efendim. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Ben röportajımı öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. İbrahim Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ben İbrahim Cemal. Irak'tayım. Evet. 4 sene buradayım. 3 yıl önce bu işi yapıyorum. Başladım yani. Evet, Irak'tan buraya geldiniz. Irak'ta buraya geldim, evet. Evet. 3 yıl bu işi yaptım. Evet, önce de bizim şube Halic Emlak. Evet. Fatah Caddesi sonunda. Evet. Şimdi buraya yeni ikinci şube açtı. İnşallah evet. Yani 2 ay, 3 ay daha bir şube İstanbul'da açacak. Evet, 2 şube olarak evet. Şu an burada görev yapıyorsunuz. Evet. Ortağınız Mustafa Bey'le Mustafa Bey ortağım. Berabersiniz. Beraber biraz da Mustafa Bey'i tanımak istiyoruz. Mustafa Bey'e sorarsanız Mustafa, kendisini tanımak istiyoruz. Mustafa. Mustafa Macit. Mustafa Macit. Evet. Irak'ta aynen. 1 yıl burada önce gelmiş. Evet. Ama Irak'ta bu işi yapıyor yani. O kendisi de Irak'ta. Kendisi, evet. Irak'ta bu işi yapıyorlar. Evet. Yani şu an burada sırt sırt omuz omuza verilmiş bir mücadele var. Aynen. Aslında. O zaman aslında. Biraz burayı tanıyalım İbrahim Bey sizlerden efendim. Neler yapıyoruz burada? Buradan bizim işi emlak ve oturma izni yapıyoruz. Oturma izni mi? Oturma izni, evet. Verme izni yani sağlık sigorta, randevu öyle. Ve emlak. İnşallah yani bir ay sonra bir şirketi açtım. Vergi çekecek. Buradan bilet, uçak bilet. Turizme gireceğiz. Turizm işi yani. Turizme gireceğiz. Turizm işi. Ve daha içeride, Türkiye içeride, Irak'ta öyle, Gürcistan öyle turizm yapıyoruz. Evet. İstanbul'da şaba aynen yani. Evet. Peki biraz bu inşaattan bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Proje bazlı mı çalışıyorsunuz? Yok. İnşaat sektörü. İnşaat çalışmıyoruz bize. Tek daireler satıyorlar öyle. Daire alım satımı. Evet. Daire almak satmak öyle. Evet. Peki insanlar da bazen daire alırken bilinçsiz davranabiliyor. Hani uygun fiyat politikası bile düşünüyoruz biz. Aynen. Biz nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Sizce yani sizin görüşleriniz neler? Çünkü 3-4 yıldır sektörün içerisindesiniz. Şimdi yani fiyatlar önce de 2 yıl önce de ne kadar başarılmış? 200, 175 başarılmış. Şimdi hepsi yüksek oluyor. Yani 200 böyle bu fiyatlar hiç yok şimdi. Hepsi 250, 350 öyle fiyatlar çıktı. Evet. Neden Araplar burada çok geliyor, fiyatlar yüksek oluyor. Ha, biraz yüksek. Yükseldi. Evet. Arapların gelmesiyle. Araplar gelmiş için çok yüksek çıktı. Oluyor. Ama aslında böyle ama mesela bizim bir 15 dakika çınarçık varmış. Orada evet. Ucuz yani 100, 120 öyle var. Evet, orayla burasında fark var. Fark var çok. Ama onu orası yani daha manzara güzel, daha deniz var öyle. Ama burası çok Arap var, fiyatlar yüksek oluyor öyle için. Evet. Ama güzel bir bölge, Yalova bölgesi yatırım yapılması gereken de bir bölge aslında. Tabii, güzel. Evet. Peki hizmet sektörü zordur. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterleriniz neler? Hani burada hizmet verirken. Hani güler yüz olabilir, güven, değil mi? Bunlar güven, önemli olan. Kriterler. Çalışmış olduğunuz bölgeler burası mı peki? Evet, burası. Genelde Yalova bölgesi. Yalova'da, evet. Çeşitli yerler var mı? Aynen. Yok. Sadece bu bölgeye böyle hitap ediyorsunuz. Evet. Severek yapıyorsunuz ama işinizi İbrahim Bey, yani yaşıyorsunuz. Yaşıyoruz. Evet, yani insanları mutlu etmek için. Aynen. İnsanlar bir birikim yapıyorlar. Bir ev sahibi olabilmek için. Yok, emin ev sahibi olmak için yani. Nasıl? Ev sahibin karşıya yapıyor. Evet, yani siz alsat yapıyorsunuz evet. Burada. Onu okeyiz. Ama şunu söylemeye çalışıyorum size. İnsanlar yıllarca bir birikim yapıyorlar bir ev sahibi olabilmek için. Bunu da doğru yerlere getirmeleri gerekiyor. Yok, doğru getirmek yani için. Evet, peki sektörün sıkıntıları neler? Yani sektörün sıkıntıları sizce neler olmalı İbrahim Bey? Yok, sıkıntı yok. Yani. Sıkıntı yok sıkıntı sektörde. Yok. Her şey güzel diyoruz. Her şey güzel olur. Evet, peki personel sayınız kaç burada toplam? Burada mı? Burada personel sayınız, evet. Ofise mi? Ofis. 3 personel. Dışarıda var mı personellerin ismi? İçeride yok.
Dışarıda yok, sadece, sadece burada. Kendi bünyemizdeyiz. Aynen. Diyebiliriz aslında. Peki hedeflere ulaşabildik mi? Yani buraları hallediyor muydunuz bu yola çıkarken İbrahim Bey? Bundan sonraki düşüncelerinizde neler olacak? Abi yani sonra biz inşallah büyük şirketi açıyoruz. Büyük şirket? Bu büyük şirket. Evet, neler olacak peki o turizmde? Hani biraz bahsedelim. Ya ama Yalova'da ama İstanbul'da yani öyle. Hani ya burada ya İstanbul'da? Ya burada ama yani şimdi yani biz inşallah ki sonra İstanbul'da açacak. İstanbul'da? Evet. Tamamıyla ama bu sektörlerde de devam edeceksiniz. Aynen, hani devam bırakmayacaksınız. Yok, bırakmayacağız. Aynen, o başka bir kolda evet. İlerleyecek aynen. Diyelim aslında. Evet, aslında hedef bitmiyor değil mi hiç? Yok, bitmedi. Ne insan hayatında bitiyor, aynen. Ne sektör bazda bitiyor. Biraz da Mustafa Bey'in düşüncelerini alalım. Tamam. Turizm sektöründe yine beraber olacaksınız sanırım. Evet. Mustafa Bey'le Mustafa beraber. Mustafa Bey'le beraber çalışıyoruz. Evet. Peki buradan son olarak sizleri izleyenlere, ekran başındakilere neler aynen. Aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alalım efendim. Buyurun. Tamam. إذا عندك شيء تريد تحشيه قول عم الترجمة لننهي التصوير. يعني أنت إيش عندك تريد شيء تحشيه كذا أنا بدي ننهي التصوير. خلاص ما عندي شيء حشيت أنت كاف. آه تمام. شو عم بيزا بتجك يعني إن شاء الله بويش يا بيرز بيوجيش أجيك أو أنت مصطفى بيك مصطفى بيك زاتن إراك تبي إيش بار يعني عينا بويش إراك عينا الشعب أبو ظبي إراك تشالش يرز. Öyle bir şey çalışıyor. Öyle bir şey. Biz bir yolda başarılar diyelim o zaman sizlere. Aynen, sağ olun. Biz herkesi buraya davet edelim. Eyvallah. Ekran başındaki izleyicilerimize en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Her şey ticaret değil. Tabii. En azından gelsinler, tanısınlar. Müsaade ofisi her zaman gelsin. Her zaman kapımız açık. Aynen, her zaman kapıyı aç. Evet. Hoş geldiniz. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Sağ olasın. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Aynen. Çok sağ olun. Sağ olasın. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Yalova Merkez'den seslendik ve Abu Dhabi Emla konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.